ihtiyaç analizi ile tespit ettiğimiz amaca hizmet edecek ürünü tasarlamaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi gereken bir diğer önemli aşama ise problemin araştırılması aşamasıdır. Problemin araştırılması aşamasında yapılması gereken ise tasarımı gerçekleştirme sürecinde bize yardımcı olacak bilgilerin toplanmasıdır. Diğer bir ifadeyle fizibilite aşaması olarak da bu aşamayı e, tarif etmek mümkün. Tasarımını gerçekleştireceğimiz ürünün daha önceki versiyonlarını incelemek, üretim aşamaları hakkında fikir sahibi olmak, kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerin özelliklerini öğrenmek gibi tasarım sürecinde ihtiyacımız olabilecek tüm konular hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olmak bu aşamada yapmamız gereken çalışmalardır. Bu aşamada elde edeceğimiz bilgiler bizim ilerleyen aşamalarda daha az sorun ile karşılaşmamıza yardımcı olacak bilgilere sahip olmamızı sağlayacak bir altyapı sağlayacaktır bize. Dolayısıyla iyi bir araştırma yapmak teknoloji tasarımına başlamadan önce özenle yapılması gereken bir aşama olduğunu söyleyebiliriz. İhtiyaç analizi ile de ne yapacağımıza karar verdik. Problemin araştırılması aşamasında ise elde ettiğimiz bilgiler ile nasıl yapmamızı gerektiğini analiz ettik. Bu aşamalardan sonraki aşama ise bir çözüm tasarlama aşamasıdır. Bu aşamada imkanlar dahilinde bir ekip ile çalışmak tercih edilmesi gereken en önemli bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü bu aşamada yapılması gereken doğru bir çözüm için fikir üretmektir. Bunu da bir ekip ile beyin fırtınası şeklinde yapmak, olası çeşitli çözümleri ortaya koymak ve her bir çözüm üzerinde gerçekleştirilecek yeni beyin fırtınalarıyla en doğru çözüme karar vermek gerekir. Bu aşamada özellikle beyin fırtınası gerçekleştirirken yeni fikirlere, farklı düşüncelere açık olmak ...ve her bir görüşü özenle değerlendirmek de oldukça önem arz ettiğini de belirtelim. Beyin fırtınası yapılacak ekibin de uzman ve deneyim sahibi kişilerden oluşması... ...ortaya çıkacak çözümlerin çeşitliliğinin artmasına... ...ve içlerinden en ideal çözümün tespit edilmesine büyük, katk büyük katkı sağlayacaktır. Yapılan beyin fırtınaları ile tasarladığımız çözüm aşamasından sonra ise... Elde ettiğimiz tüm bulgulardan hareketle sürecin en başında karar verdiğimiz ürünün tasarımı için bir prototip oluşturmamız ve ortaya çıkacak bu prototipi değerlendirmemiz gerekir. Bu aşamada ortaya çıkacak olan prototip, hedeflenen amaca hizmet edip edemeyeceği konusunda çeşitli testlerden geçirilmesi gerekir. Bu testlerin temel amacı ise prototipin eksik veya zayıf yönlerini belirlemektir. Burada elde ettiğimiz bulgularda bir sonraki aşama olan sorun giderme ve yeniden tasarım aşaması için ihtiyacımız olan verileri bize sağlayacaktır. Bir sonraki aşama olan sorun giderme ve yeniden tasarım aşamasında ise değerli arkadaşlar prototipin eksik veya zayıf yönlerini en iyileştirmek için neler yapılabileceğinin ortaya konması ve ortaya çıkan sonuçlar ile prototipin yeniden tasarlanarak gerekli testlerden tekrar geçirilmesi gerekir. En iyi sonucu elde edene kadar bu aşama tekrar edilir ve bu aşamanın sonunda nihai ürünümüz yani sürecin başında düşünmüş olduğumuz tasarımımız artık üretim aşamasına hazır hale gelmiş olacaktır. Kabaca teknoloji tasarımı sürecinde izlenmesi gereken adımları sizlere özetlemeye çalıştım değerli arkadaşlar. Ancak Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük bir hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak da yaygınlaşması, tüm sektörlerde etkin bir şekilde kullanılması ve hayatımızın büyük bir kısmında bu teknolojilerden faydalanıyor olmamızın bir sonucu olarak teknoloji tasarımı gerçekleştirirken bulacağımız birçok çözümün çözümün sürecinde karşımıza yazılım diğer bir ifadeyle programlama becerisi çıkacaktır. Günümüzde de çok farklı alanlardan kişiler programlama becerilerini geliştirerek uzmanlık alanlarına yönelik yazılımlar geliştirebildiğini görüyoruz. Yazılım geliştirme sürecinde ihtiyacımız olan programlama dillerine günümüzde kolay öğrenilebilen yeni programlama dillerinin eklenmesinin bu duruma büyük etkisi olduğunu da belirtelim. Yani hangi alanlardan me mezun olursanız olun Dilerseniz programlama becerinizi geliştirebilmeniz günümüz programlama teknolojileriyle oldukça kolay hale geldiğini söyleyebiliriz. Peki nedir bu programlama dediğimiz kavram diye soracak olursak yani programlama ifadesinden kastettiğimiz tam olarak ne anlama geliyor onu kısaca açıklamaya çalışalım. Programlama dediğimiz zaman herkesin aklına gelen işte bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar için geliştirilmiş yazılımların ortaya çıkmasını sağlayan bir süreç aklımıza geliyor. Elbette ki bu düşünce her ne kadar doğru olsa da kapsam olarak eksik olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Çünkü günlük yaşantımızda kullanmış olduğumuz birçok teknoloji içerisinde programlanmış yapılar barındırır ve bu sayede birçok, işi dışarıdan aldığı veriler ile veya bizim vermiş olduğumuz komutlar doğrultusunda gerçekleştirerek çalışırlar. Bu nedenle hemen hemen tüm sektörlerde bir biçimde yazılım ihtiyacı olduğunu, diğer bir ifadeyle de programlama becerisine sahip insan kaynağına ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda ülkemizde üniversite tercihlerinde bilişim ile ilgili bölümleri olan ilginin de bu durumun bir sonucu olduğunu ifade etmek mümkün. Sadece ülkemizde de değil, dünya genelinde de yazılımla ilgili istihdam alanlarının giderek arttığının da altını çizelim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, programlama dediğimiz kavram belirli bir amaca ulaşmak için oluşturulan algoritmanın herhangi bir programlama dilinde yazılarak bilgisayar tarafından işlenmesi olarak tarif edebileceğimiz bir kavramdır. Burada ilk defa duyan arkadaşlarımız için Algoritma kavramının da ne olduğunu açıklayalım. Algoritma sevgili arkadaşlar belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanması işi olarak kabaca tarif edebiliriz. Dolayısıyla bir bilgisayarlı sisteme dışarıdan aldığı komutlar veya veriler ile adım adım ne yapması gerektiğini kodlayarak tarif edilmesi işine, biz programlama adını veriyoruz. Günümüzde çok sayıda farklı amaçlar için farklı özellik ve kabiliyetlere sahip programlama dilleri geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Ancak günümüzde öğrenilmesi oldukça kolay olan ve yüksek seviyeli programlama dili olarak tarif ettiğimiz programlama dillerini kullanarak alanı bilişim olmayan birçok insanın da yazılım geliştirebildiğini de görüyoruz. Yüksek seviyeli dil olarak bahsettiğimiz programlama dilleri ise günlük konuşma diline yakın komutlar ile program yazmaya imkan sağlayan programlama dilleri olarak tarif edebiliriz. Bu açıklamalarda sonra programlama becerilerimizi geliştirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz sorusuna yanıt verir. Değerli arkadaşlar günümüzde programlama becerisini geliştirmek isteyen yeni bir programlama dili öğrenmek isteyen kişiler için oldukça fazla kaynak mevcut. Bu konuda kendisini kendi imkanlarıyla geliştirmeye karar verenlerin ilk başvuru kaynağı internet kaynakları oluyor. Udemy veya Coursera gibi çevrim içi kurs platformlarından programlama konusunda kendinizi geliştirmek için çok sayıda kursa erişebilmeniz mümkün. Ayrıca ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyon istihdam projesi kapsamında geliştirilen BTK Akademi platformu da programlama alanında birçok sertifikalı eğitimi bu alanlarda kendisini geliştirmek isteyen kişilerin hizmetine ücretsiz olarak sunuyor. Dolayısıyla programlama alanında kendinizi geliştirmek için tek yapmanız gereken Yazılım dünyasında hangi alanda kendinizi geliştirmek istediğinize karar vermek. Sonrasında bahsettiğimiz platformlardan o alana ait eğitimlere katılarak programlama becerinizi geliştirebilirsiniz. Ee, bu süreçte değerli arkadaşlar işte meraklı ve araştırmacı olmak, sabırlı ve detaycı olmak, zaman ve görev yönetiminde iyi olmak, öğrenmeye istekli olmak, bu işe zaman ayırmak, Disiplinli ve prensipli olarak çalışmak, planlı olmak ve planlara sadık kalmak ve e, analitik düşünme özelliğine sahip olmak gibi özelliklere sahip olanlar hızlı bir şekilde programlama konusunda kendilerini gerçek, e, geliştirebileceklerini ifade edelim. Hepimizin e, hayatımızın bir noktasında keşke şöyle bir şey olsa işim ne kadar kolay olurdu diyerek iş geçirdiğimiz birçok konu olmuştur aslında kişisel olarak ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz şeylerde birçok insanın ihtiyaç duyduğu ortak konulardan birisi olabilir. İşte tam da bu noktada sahip olduğu teknoloji tasarımı ve programlama becerilerini kullanarak yeni bir teknoloji geliştirmek için inisiyatif alan kişileri günümüzün katma değeri yüksek ürünler geliştiren mesleki kariyerlerinde fark yaratan bireyler olarak tanıyoruz. Hatta yeni bir ürün olarak piyasaya sunulan birçok üründe de benim de aklıma gelmişti dediğimiz durumlar olmuştur. Değerli arkadaşlar, son yıllarda dijital dünyanın ve dijital dönüşümün ihtiyacını göz önünde bulundurarak Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir modelden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu modelin Türkçe karşılığı çevrimiçi araştırma modeli, çevrimiçi araştırma olarak isimlendirilen bu modelin Temel prensibi laboratuvar ortamında veya firmada, şirkette gerçekleştirilen bir çalışmanın pazara girmesinden ziyade pazardaki ihtiyaca göre yeni üretil, ürünlerin üretilmesi esasına dayanan bir yaklaşımı ifade eden bir model olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu model ile tek, e, bütün şirketler hatta sivil toplum kuruluşları bile kendilerini yeniden yapılandırmaya başladıklarında ifade etmiş olalım. Bu modelin odak noktasında da tasarım odaklı düşünme yer alan bir modelden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılın dijital dönüşüm ve inovasyon temelli teknolojinin ön planda olduğu bir dönemde teknoloji geliştiricilerin Günümüzde izledikleri yol, kendi buldukları yenilikleri insanlara sunmak yerine, insanların ihtiyacı olan ürünleri tasarlayarak, e, geliştirmek ve insanların kullanıma sunmak e, şeklinde bir dönüşümün yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunu başarabilen kişiler ve şirketler de günümüzde katma değeri yüksek ürünler geliştirebilme ve kullanıma sunabilme ve dolayısıyla yüksek gelirler elde edebilme imkanına kavuşabilmektedirler. Teknoloji tasarımı ve programlama becerisinin günümüzdeki kullanım biçimi olarak da değerlendirebileceğimiz tasarım odaklı düşünme yöntemi günümüzde problem çözme stratejilerini de kökten değiştirdiğini de söyleyebiliriz. Ayrıca günümüzde bir ürünün ya da hizmetin hiç olmadığı kadar kısa bir sürede ortaya çıkması ya da dönüşmesinin kaçınılmaz hale geldiği bir dönemdeyiz. Yakın geçmişte şirketleri, firmalar, şirketler, firmalar bir yılda birkaç ürün ortaya çıkarırken tasarım odaklı düşünme ile birlikte bir yılda ortaya çıkan ürün sayısının yüzün üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu denli yüksek sayıda ürün ortaya çıkarılmasındaki amaç aslında Deneme yanılma yöntemiyle ürün üretmek ve olabildiğince ortaya çıkan bu ürünleri mükemmelleştirebilmek olduğunu söyleyebiliriz.